Evet ayın 30'unda bir ay tutulması var. Sevgili seyircilerimiz bu ay tutulması hepimizin hayatını nasıl etkileyecek? Türkiye gündeminde neler yaşanacak? Dünya gündeminde bizi neler bekliyor? Peki kendi gündemimizde yani ikili ilişkilerde bu ay tutulması bize ayrılık mı getirecek yoksa ee, kalbi boş olanlar yeni aşklara yelken mi açacak? Yani Bugün var ya programda inanılmaz bilgiler alıp bugünkü programı kapatacağız. Ama programın sonuna doğru 30'undaki ay tutulmasını uzun uzun konuşacağız. Şimdi sırada ne var? En son e, sevgili seyircilerimiz. E, başakları konuştuk. Geçmişi bırak geleceğe bak. Yani geçmişte o kadar ilgilenme dedi sevgili Başaklara. Evet. Sıra geldi. Çok sevdiğimiz, ben çok seviyorum. Terazilere. Nuray da çok seviyor artık. Ben değil de seviyorum. Nuray. İşte dürüst olanlarını seviyorum. <laughs> Terazilere geldik. Teraziler nasıl bir hafta sizi bekliyor merak ediyor musunuz bu hafta? Ee, biraz öfkeliler teraziler. Neden? Niye bu kadar öfke var terazilerde bu hafta ve neye dikkat edecekler? Sağlık konusunda uyarısı var Nuray Sayar'ın. Aman aman dikkat dikkat sevgili teraziler. <laughs> sağlık konusunda neye dikkat etmeniz gerekiyor onu da konuşalım. ...şimdi bu hafta... ...sevgili teraziler... ...ev eşyalarınızı... ...değiştirmek zorunda kalabilirsiniz... ...bazı arızalanmalardan dolayı... Hı hı. E, ...sosyal yaşamınız... ...ikili ilişkilerinizde... ...öfkeli tavırlardan uzak durun... ...durmazsanız ne olur... ...açıklayacağım... ...sağlığınıza dikkat etmeye devam edin... ...şimdi öncelikle... E, ...sevgili teraziler... ...duygu ve düşünce olarak... E, hem beklentilerinde hem düşüncelerinde hem kararlarında son derece netlik yaşamakla birlikte düşündüklerini hayata dahil etmekte aceleci olabilir ve aceleci davranışlar içerisinde bulunabilirler. Acele ettikleri her şeye de geç kalabilirler. Dolayısıyla benim onlara tavsiyem siz siz olun iş ve çalışma hayatınızda hiçbir şey için asla aceleci olmayın ve davranmayın. Aynı zamanda aşk hayatınızda bu hafta... ...eviniz, eşiniz... ...çocuklarınızla fazla düşkün olacağınız bir hafta... Hı hı. ...partnerinizle güzel vakit geçirmeye zaman ayırın. Zaman ayırmadığınız takdirde... ...partneriniz tarafından yanlış anlaşılmaya... ...ilişkinizde gerilimler yaşamaya... ...neden olabilirsiniz. Benimle ilgilenmiyorsun diyen bir eş... E, ...hakikaten... Önce öfkeli davranmak yerine, ne kadar ilgili olup olmadığınız üzerinde düşünün. Teraziler bu hafta partnerleriyle ilgilenmeyecekler yoksa te terazilerin terazi part burçları partnerlerine zaman ayırmakta zorluk çekecekler. Hmm. İçsel dünyalarında e, enerjileri düşük olabilir, yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilirler, kendilerini muhabbette, aşkta ...güçlü hissedemeyebilirler. Terazilerle evli olanlar... ...terazilerle birlikte, birlikte olanlar, olanlar... ...anlayışlı olmaya özen göstersinler. Kendisi terazi burcu olanlar ise... ...eşleri tarafından anlayış... ...şefkat göremediklerinde... ...öfkeli tavırlardan uzak durmazlar ise... ...ilişkilerinin darma duman olmasına... ...neden olurlar. O yüzden... ...aşkta ve evlilikte... ...bir ayrılık istemiyorsan... ...göz yaşı dökmek istemiyorsan... ...söylediğin sözlere pişman olmak istemiyorsan... ...öfkeyi hayatından uzaklaştırmak zorundasın. Mecbursun. Çünkü eğer bu üç gün, pazartesi, salı, çarşamba... ...iletişim konusunda buna dikkat etmediğin takdirde... ...hay Allah keşke söylemeseydim... ...hay Allah keşke böyle davranmasaydım diyeceğin... ...birçok pişmanlığı arda arda yaşayacağın olaylarla yüzleşeceksin. Ama tedbirli, dikkatli olduğun takdirde kendinle gurur duyacaksın. İyi ki öfkeli, tavır ve davranış içerisinde olmamışım diye. Peki ya iş hayatında işini özellikle işsiz olanlara yeni iş kapıları açılabilir. Kendine ait iş sahibi olan bir terazi bireyi hedeflerinizi gerçekleştirmek için mücadele etmekten korkmayın, bıkmayın. Her mücadelenin sonucunda mutlaka bir başarı vardır. Şu iki sözden bilinçaltınızı ve duygularınızı uzaklaştırın. Aman canım niye çabalıyorum ki? Mücadele ediyorum yine bir şey olmayacak ki. Bak bu sözler, bu yorumlar mental bedeninizden çevrenize gezegenlerin kombinasyonuyla kendinize mobbing uygulayabilirsiniz. Olacak işlerinizin de olmasına engel olursunuz. O yüzden niyet edin, çalışın, mücadele edin, başarıdın sizinle bütün olduğuna ikna edin. Hem bilinçaltınızı hem gönlünüzü. Peki niye teraziler bu hafta bu kadar umutsuzlar? Ee, ayın e, Merkürle oluşturduğu kombinasyon ee, özellikle düşüncelerde ve duygularda umutsuz oturup umutsuz kalkmak, umutsuz yatıp umutsuz uyanmaya neden olabilir. Ne kadar sürecek? Ee, yaklaşık halledi? bir beş gün sürecek. Ee, umutsuz insanların yarını olur mu? Olmaz tabii ki. Olacak işleri olacaksa bile engel olurlar, oluşturmazlar. Yani bu umutsuzluk terazilerin özel hayatlarına yansıyacak. Evet. Eğer ve talihsizlikler ve şanssızlıklar yaşamaya Peki, da neden olacak. Peki Kalbi boş terazilere yeni bir umut var mı? E, bekar teraziler yeni tanışacakları kişilere ilgi duyabilirler. Çok iyi tanımadan bağlanmamaya, e, fazla anlam yüklememeye, hayatlarının merkezine yerleştirmemeye özen göstersinler. Hı hı. E, zaten insan bir haftada tanıştığı insana nasıl aşık olabilir ki huyunu suyunu bilmeden. O yüzden e, şimdiki gençlere ve nesle ben inanamıyorum. Üç günde aşık oluveriyorlar. 15 günde de nefret ediyorlar. O yüzden bir terazi için bağlanmak için doğru bir hafta değil. Tanısın, ezber hareket etmesin, tanıdıkça aşk duymaya, bağlanmaya, sevgi duymaya özen göstersin. Hızlı hareket etmesin. İş hayatları nasıl? Paraları, sağlıkları? İş ve sağlık kariyer durumları. yaşamlarında işsiz olanlara yeni iş kapıları açılacak. Sağlıkta Psikolojiye ve dalgınlık getirebilecek şanssızlıklara dikkatli olsunlar. Örneğin e, kesici aletlerle çalışıyorsanız e, dalgın olmamaya, psikolojinizi güçlü tutmaya özen gösterin. Bu hafta terazilere spotum. Umutsuz olmayın hiçbir konuda. E, kazalara karşı mı uyarıyorsunuz? Evet kazalara Ama, karşı uyarıyorum. Evet, Aman diyorum lütfen mümkün olduğunca. Tedbirli ve dikkatli olmanızda fayda var. Ee, yani dikkatli olursanız asla pişman olmazsınız. Yaralanma gibi durumlarda yaşamazsınız. Peki Bu konuda dikkatli olsunlar.